Şimdi şu andan itibaren oynayacağımız bütün müsabakaların hepsini final niteliğinde görüyoruz. Sadece bu oynayacağımız müsabakaların deplasman müsabakaları olarak değerlendirmemek lazım. Baktığınız zaman da alt tarafta bir şekilde yaşam mücadelesi veren takımların hemen hemen tamamına deplasman olarak gidiyoruz. O bizim için bir dezavantaj gibi görünebilir. Tabii ki aynı heyecanı, aynı zorluğu rakibimiz de yaşayacak. Ama geldiğim andan itibaren oyuncularıma söylediğim bir şey var. Biz hepsine saygı duyuyoruz, hepsini rakip olarak görüyoruz ve karşımızda forma renkleri değişmiş rakip olarak çıkacak arkadaşlarımız, rakiplerimiz. Onun için zorluğun farkındayız. Tabii ki bizim maçımızdan zor olduğu kadar rakibimiz açısından da oldukça zor müsabakalar. Çünkü her maça hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Umarım taraftarımızın, bizi sevenlerimizin desteğiyle beraber bu zorluğu aşarız. Çünkü geldiğim andan itibaren inanılmaz bir rahat ortam sergilendi. Hem taraftarımızın desteği son derece memnun edici. Değerli başkanımızın nezdinde yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok rahat bir çalışma ortamı var. Bütün profesyonellerimize, çalışan personellerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok daha iyi, çok çok daha güzel, mükemmeli hak eden bir Rize var. Umarım Allah bu millete karşı bizi mahcup etmez. Hocam baraj ne olur? Ligin altında da bir köprü. Ben öyle bir hesap etmem. Uzun hesap etmem. Bizim önümüzdeki oynayacağımız müsabaka bizim için oynayacağımız en zorlu müsabaka. Ben müteahhit değilim baraj işlerini konuşayım. Biz futbol adamıyız. Bizim önümüzde şu an iki tane oynayacağımız deplasman müsabakası var. Şimdi biz bu iki müsabakadan da alabileceğimiz maksimum puanları alma adına gayret göstereceğiz. Uzun vadeli düşünmenin de bir manası yok. Çünkü aldığımız bir nefesi verebileceğimizin garantisinin olmadığı bir acizlikte yaşarken işte barajları konuşmak, uzun vadeli düşünmek çok doğru değil ama tabii ki kafamızda her maçı yaşayacağız, her programı kısa vadede, uzun vadede olsa yapacağız ama bütün odağımız tamamıyla Ankara Gücü maçı olacak. Umarım iyidir oyun, iyi bir sonuç alırız. Takımdaki durum ne? Umar'ın durumu ne? Sakatlık. Umar maalesef çok iyi durumda değildi. Yani geçtiğimiz hafta ufak bir katılım oldu, denedi kendisi ama ağırları tekrar onu bizimle beraber antrenman yapamayacak düzeye getirdiği için katılmadı. Bugün kendisi bir antrenmana çıkıp bir şeyleri denemek istediğini söyledi. Zaten antrenman sürecinde ve sonraki dönemde mutlaka bilgi sahibi olursunuz. Hocam bir haftadır buradasın. Maç oynadık Aytim Samanyaspor. Genel anlamda hocam sizi en çok mutlu eden olay ne oldu hocam bu süreçte? Ya şu öncelikle buranın fiziki şartları, yani insanların yaklaşımı. Yani burada samimi olarak şunu söyleyeyim. Bizim adımıza eksik olan, camia olarak eksik olan tek şey müsabaka sonucu. Yani çok daha farklı şekilde değişebiliriz, çok daha farklı şekilde gelişebiliriz. Büyüme adına zaten inşallah hem camia bize destek verecek, güçlendirme adına. Hem bizler tecrübelerimizle camiaya yol göstermeye gayret göstereceğiz. En azından tartışacak fikir, daha da büyütme anlamında tartışacak konular ortaya atacağız. Bu camia çok daha iyisini hak ediyor, çok daha güzelini, mükemmelini hak ediyor ama her şeyin ötesinde artık böyle düşen çıkan bir camiadan daha ziyade daha dinamiklerinin farkına varmış, daha gücünün farkına varmış ve daha kendi kimyasıyla, şehir karakteriyle örtüşen bir takımla beraber saha içerisinde mücadele eden bir takım görüntüsüne ihtiyacımız var. Ve her şeyi geçin, her takım özellikle devre arası çok güçlenerek geldi. Yani ilk yarı oynadığımız rakiplerle ikinci yarı oynadığımız rakipler arasında çok farklılık var. İnanılmaz bir gelişimleri söz konusu. Dolayısıyla birçoğu para problemlerini dengelemiş, ciddi kaynaklar oluşturmuş ve ciddi oyuncular transfer etmiş. Zorlu müsabakalar oynayacağız. İhtiyacımız olan tek şey şu an yaşamak. Yani yaşayıp huzur içerisinde ligi tamamlayıp inşallah önümüzdeki dönem içerisinde daha geniş açıdan, daha farklı hedefler içerisinde plan program yapan ve düşünen bir Rizespor oluşturmak. İnşallah biz bu şehre bunu yapma adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Mevlam yardımcımız olsun. Hangi kaderi yaşayacaksak beraber yaşayacağız. Hocam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı herhalde, başarılı dedi, tebrik etti diye bir şey durdu iletişimler kesin. Yani ben konuştuğum her telefonla ilgili size takdir edersiniz ki bilgi vermem doğru değil. Estağfurullah. Ben saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum bu
Ben dedim ya, bu şehrin dinamikleri çok güçlü dinamikler. Yani daha iyisini, daha güzelini, daha mükemmelini yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanım da olmuş olsa, konuştuğum, bize destek veren insanlar da olmuş olsa, bizim kendi özelimiz olabilecek şeyler. Başardı destek veren herkes, evet, aradı, hayırlı olsun dedi ve başarı dileklerinde bulundu. O bizim için tabii ki önemli bir güç, önemli bir motivasyon. Ama bu şu şekilde de bir algı oluşması doğru olmayabilir. Geçmiş dönemde de bu ülkede Cumhurbaşkanıydı, Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bu takım geçmişte de farklı acılar yaşadı. Olay farklı noktalara çekip bir saha içi mücadeleyi, alın terini farklı noktalara taşımak sizlere de, camiaya da, bizlere de zarar verir. Türk futbol kamuoyuna da zarar verir. Bizim tek çizgimiz, temel çizgimiz adil bir oyunun içerisinde, adil verilen bir mücadele, adil yapılan bir yarışın içerisinde alın terinin karşılık bulması. Eğer olay farklı noktalara çekilirse bizler üzülürüz. Umarım futbol aklı selim her daim galip gelir, önde olur. Zaman maçları da takip ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Maçı da radyodan dinliyor diyor, görüntülerini izletiyor. O yüzden yani, ben bilmiyorum, ben sosyal medya kullanmıyorum. Sosyal medya kullanmadığım mevzu içerisinde açıkçası odağım futbolcularıma yönelik oluyor. Dolayısıyla o konu hakkında sizler kadar gerekli bilgiye sahip değilim. Beni mazur gördüm. Hocam, geçtiğimiz hafta bir patron kafanızı oluşturdunuz. Seçiyorsunuz, takımın başındasınız. Ankara Gücü maçında daha farklı bir, yani kadronuzda kendini daha iyi gösteren oyuncular oldu mu? Şimdi şu şekilde yapılan antrenman düzeylerinde ben oyuncularımla da konuştum. Ben de her şey açık ve net olduğu için kullanamadığım oyuncularım adına çok üzgünüm. Yani ben onlarla da paylaşıyorum birçok konuyu. Dolayısıyla saha içi mücadele edecek olan her arkadaşımın saha dışındaki arkadaşının gücünü de bilerek o bilinç içerisinde mücadele etmesini beklerim ki bu dönem takdir edersiniz ki Türkiye Ligi'nde çok fazla forma şansı bulamayıp oynayamayan oyuncular çok fazla tanıma şansım olan bir durum söz konusu değil. Hani geçmişe yönelik müsabakalarına baktığım anda da inanın geldiğimizden beri biz de izliyoruz, teknik kadrodaki arkadaşlarımız da izliyorlar ama bir şeyleri çözmek, çözebilmek biraz daha zaman alacak. Biz bu konuda hakkında oyuncularımızla anlaştığımızı düşünüyoruz. Sizlerin de aynı sabır içerisinde olacak olursa en kısa dönem içerisinde inşallah en doğru kadrolarla sahada yer almaya çalışacağız. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kullanmadığım birçok oyuncu da saha içerisinde 11 oynayabilecek görüntüde yeteneğe sahip oyuncularım. Tabii ki bazı şeyler süreç, zaman alacak. Bazen farklılıklar olacak, değişimler olacak. Ama hemen hepsi samimi duygular içerisinde verilmiş mücadelenin karşılığı, saha içerisinde dökülen alın teri olarak bu camiye, hizmete dönecek. Umarım oyuncularımız, kullanmadığımız oyuncularımız bizi anlarlar, bize anlayış gösterirler. Kullandığımız oyuncularımız da az önce de söylediğim gibi o bilinç içerisinde hareket ederek arkadaşlarının gücüyle beraber saha içerisinde mücadele etmeye çalışır ama evet, zaman içerisinde biraz daha bazı oyuncularımız, özellikle tanımadığım ve Türkiye'de futbol kültürü olmayan oyuncularımı biraz daha belki tanımaya ihtiyacım var. Bazen onları da oynatarak kendi içerisinde bazı riskleri de alacağım. Ama koyduğum her oyuncu mutlak doğru şeyler yapacağına inandığım oyuncu olacak saha içerisinde. Hocam, son olarak Rizespor futbol tarihinde ilk defa Patronus Arena'da bayrağımız eksikte maçta döndük kafile olarak. Evet. Trabzonspor sizde çok, camiye de çok sevdiği var. Bundan sonra devam edecek mi bu Arena'da? Yani bunun devam etmemesini gerektirecek bir şey yok arkadaşlar. Biz hiçbir zaman insanların oturduğu koltuğa göre değerlendirmedik sevgiyi veya saygıyı. Yani ben defalarca da söylüyorum, biz yaratılan aciz kullar olarak, asli olarak kendimiz insan gibi yaşamaya gayret göstereceğiz. Hata yapmamaya çalışacağız. Yapmayacak mıyız? Elbette ki yapacağız. Aslan birbirimize o hoşgörüyle beraber bakıp bu sahiplenmeyi gösterebilmek. Burada bir tek gerçek var. Evet, koltuklar, makamlar, mevkiler hepsi gelip geçiyor ama asla geçmeyecek, vazgeçmeyeceğimiz bir tek al bayrağımız var. Bizim de saygımızın, kesintisiz saygımızın olacağı düşüncesiyle ben öyle olmasını arzu ediyorum. Yani ben bayrağa dönüyorum, ben başkanımla ve yönetim kurulumla paylaştım, oyuncularımla da paylaştım. Hepsi olumlu karşıladılar. Umuyorum ve bekliyorum ki bundan sonra da aynı tavrımız devam edecek.